Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz Üstümüz ile devam ediyor ve şimdi sizlere İstanbul Zeytinburnu'ndan. Zeytinburnu Cevizli Bağ'da ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri Bekirzade, dönerci Bekirzade'den seslenmekteyiz. Ve yanımızda işletme sahibimiz Sayın Yusuf İslam Aydın Beyefendi bulunmakta. Yaklaşık bir yıl kısa zaman içinde de yaptığı başarılı çalışmalarıyla ciddi anlamda sektörde herkes tarafından bilinen, tanınan ve tercih edilen en iyi işletmelerden biri. Bakalım burada verilen hizmetler, sektör olan katkılar, tercih edilme sebepleri, ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Yusuf Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Allah kolaylıklar versin. Bizler de çok iyiyiz. Yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de söyledim. Bir yıllık bu sektörde hizmet vermektesiniz. Fakat çok kısa zamanda da herkesin tanıdığı, tercih ettiği en iyi işletmelerden biri oldunuz. Bu kısa çalışmanız içerisinde yaptığınız başarılı çalışmalarınız ve izleyicilerimizin ve değerli misafirlerinizin de tercihleriyle sektöre bugün yön veren bir işletmecilik yapmaktasınız. Ben burada verdiğiniz hizmetler ve sektör olan katkılarınızdan söz etmeden önce sevgili izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtabilmek adına sormak istiyorum. Sayın Yusuf İslam Aydın kimdir? Bu sektöre girişiniz nasıl gerçekleşti efendim? Merhaba, Yusuf İslam Aydın. 23 yaşındayım. Özyeğin Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum. Aslen Erzurumluyum. Doğma büyüme İstanbulluyum. Bu sektöre esas girişim şöyle oldu. Ben et asla yemem. Tek yediğim et çeşidi dönerdir. Ama nerede tatsam bunun ticari bir hizmet olduğunu fark ettim. Ben de bu sektörde bir uluslararası marka eksiğinin olduğuna farkına vardıktan sonra bir karara yönelik adımlar atmaya başladım ve ciddi anlamda en lezzetli döneri sunmaya çalışıyorum. Şu an kendi dönerimden başka et tüketmiyorum. Bu yola çıktığımız özellikle ilk adımımız 500 evlerde birinci şubeyi açarak başladık. İkinci şubemiz özellikle Cevizli Bağ'da olmak üzere iki şubeyle hareket ediyoruz. Ve şube sayısını her gün biraz daha arttırarak Türkiye'nin bütününe sonra da Avrupa'da isim yapan bir marka olarak oradaki vatandaşlarımıza ve Avrupalılara da ürün sunmaya devam edeceğiz projelerimiz içerisinde. Ben biraz çalışma alanınızdan söz etmek istiyorum. Şu an içinde bulunduğumuz yer özellikle Zeytinburnu'na bağlı diyebiliyoruz. Cevizli Bağ. Toplam kaç metrekare bir alan efendim? Burası 180 metrekare fakat bir de 6,5 metre yüksekliği olduğu için bir asma katımız var. Şu an o locaların birinde oturuyor. Evet. Yani toplam ağırlayabileceğimiz kişi sayısı nedir efendim? Toplam ağırlayabileceğimiz kişi sayısı 150'nin üzerinde. 150 kişiyi aynı anda burada ağırlarken bunun için uzman bir kadroya ihtiyaç duyuyoruz. Tabii. Sizlerle birlikte çalışan ekip, kadro sayısı. Ekip sayımız şu an 17. 17 müdür ve ben hariç. Ha, sizlerle birlikte 19 kişi diyebiliriz. Evet. 19 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadroyla da tabii çalışmalarımız devam ediyor. Peki size gelen konuklarımıza baktığımızda çok değişik profillerin bir arada olduğunu görüyorum. Bayan erkek ayırmaksızın çok sayıda misafiriniz var. Genelde nerelerden gelmekte? Bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Şu an genelde yakın çevreden gelmekteler. Çünkü reklam olarak bir çalışmamız henüz olmamıştı. Artık oralara da yöneldik. Çünkü bu lezzeti herkesin görmesini istiyorum. Yani biz daha fazla insana ulaşmak, daha fazla insana hizmet vermek istiyoruz ve çok da fazla talep var bu konuda anladığım kadarıyla. Var. Sizinle yaptığım özel sohbet esnasında özellikle karşıdan gelen misafirlerinizin, evet, sizden alışveriş yaptıktan sonra ya da burada ürününüzü tanıdıktan sonra oradan sizinle yazışmalarında mutlaka karşıya özellikle gelmelisiniz sosyal medyada gibi sürekli talepler var, davetler var. Bunları göz önüne alıyoruz. Yakında şube sayısını arttıracağız. Şimdi 17 uzun yıllar bu sektörde hizmet veren profesyonel bir kadroyla burada hizmet veriyorsunuz. Ve gelen misafir sayımız ne olabiliyor efendim burayı ağırlayabileceğimiz? 150'nin 150 üzerinde kişi burada sizden hizmet alırken aynı zamanda dışarıdan gelen talepler doğrultusunda motorize ekiplerimiz de ürünün soğumayacağı her noktaya da ürün gönderebilme imkanımız var. Evet. Peki şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden yine böyle bir talep gelmesi durumunda sevgili izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabiliyorlar efendim? Şu an tabii ki herkesin bildiği gibi yemek sepetinden en kolay şekilde ulaşılabiliyor. Ayrıca mekanın sabit hattından da istediği ayrıntıda istediği siparişi size sunabiliyor, verebiliyor. Evet. Bunun dışında yine sosyal medya sayfalarından sizlere ulaşabiliyorlar. Tabii ki. Örneğin yusufaydın@bekirzade.com sizlere ulaşabilecekleri sosyal medya adresleri. Yine Bekirzade adıyla
sosyal medyanın bütün ayrıntılarından sizlere ulaşabilecekleri gibi telefon numaralarınızdan sizlere ulaşabiliyorlar. Evet. Sosyal medyadan ulaşmaları halinde burada verdiğiniz hizmetlerle ilgili tüm detay bilgi ve görsellere ulaşabildikleri gibi telefon numaralarınızdan sipariş vermek, randevu oluşturmak ya da sizden hizmet almak adına olduğu gibi danışabilmek adına da sizleri arayabilecek değerli izleyicilerimiz ve sizlere ulaşabilecekleri telefon numaralarını paylaşmak istiyorum izin verirseniz. Cevizli Bağ'a ulaşabilecekleri telefon numarası 0212-809-3478 sizlere ulaşabilecekleri telefon numarası. 500 evlere ulaşabilecekleri sabit telefonumuz yine 212 alan koduyla 538-28-02 nolu telefondan rezervasyon ve sipariş vermek adına değerli izleyicilerimiz sizleri arayabilecekler. Evet. Yine biraz evvel de söylediniz, yemek sepetinde de ismimizde gelmeleri halinde oradan da kendilerine hizmet verebileceğiz. Burada verilen hizmetleri biraz açalım mı? Gelen konuklarımız sizden hangi ürünlerle hizmet almakta, onlara neler sunabiliyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, şu an tabii ki biz sadece et döner üstüne yoğunlaşıp onun bir marka olması üstüne çalışmalar yapıyoruz ama bu döneri sayısız şekilde sunmak istiyorum. Kafamda çok farklı sunumlar var. Mesela bir tanesi önümde duruyor, çedarlı dürüm. Yani ne kadar klasik de olsa sonuçta yapmamak istemedim. Aynı zamanda hamburger sunumu ve birkaç sunum daha var. Şu an hazır olan sadece hamburgerle çedarlı dürüm olduğu için onları söyledim. Evet. Diğerleri için de yavaş yavaş ilerliyoruz. Biraz da sürprizlerimiz var diyelim. Tabii, isterseniz. Her şeyi de açıklamayalım ama bize has dönerle birçok çeşitle, birçok ürünle de hizmet sunacağımızı söyleyebiliriz. Evet. Şu an gelen konuklarımız sizden adından da belli olacağı üzere döner üzerinden hizmet almakta. Yine bunun yanı sıra, dönerin yanı sıra tatlılarınız var, evet, içecekleriniz var. Yani gelen konuklarımız burada oturup son derece keyifli bir yemeği burada yeme ihtiyacını bulurken yine siparişleri ve talepleri doğrultusunda da ayağa hizmetle tüm bu ürünlerden istifade edebiliyorlar. Şimdi ben biraz ürünlerin teminiyle ilgili de sizden bilgi almak istiyorum. Oldukça geniş bir ürün yelpazesiyle çalışıyorsunuz. Genelde ürünler nereden temin edilir? Alırken nelere dikkat edersiniz efendim? Alırken dikkat ettiğimiz unsur büyükbaş hayvanın genç olması. Yani tabiri caizse dana olmasına bir dikkat ediyoruz. Bir yaşı geçmemiş hayvanlar olması. Şöyle bir şey, şu an ülkemizde herkes ticari amaçlı iş yaptığı için kaliteli iş yapan insan az yani. Bir aldığımız eti ertesi gün alamıyoruz. Sürekli kontrol ve testte yeni yeni firmalardan yeni yeni etler alıyoruz ama her zaman aynı kaliteyi ve lezzeti koruyoruz. Yani bizim bir standartımız var. O standarta uymamaları halinde hemen sürekli çalıştığımız işletme de olsa biz bir kenara, evet, itiyoruz. Aynı kaliteyi mutlak bulmak aynen zorundayız. Aynen. Bunun arayışını sürekli yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz. Bu esnaf arkadaşlarımız, çalıştığımız arkadaşlarımıza güvensizlik değil ama çeşitli şartlardan, pozisyonlardan etlerin lezzetlerinin değişmesi bizi olumsuz etkileyeceği için mutlaka kontrol ediyoruz. Günlük taze, her gün evet, taze, günlük ve bizim kriterlerimize uygun ürünler alıyoruz. Bunlar marka olmak zorunda diyoruz. Peki ben biraz sektörde tercih edilme sebeplerinize de değinmek istiyorum. Evet, sektörün en iyisisiniz ama kabul edersiniz ki yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden çok sayıda işletme de var. Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir efendim? Niçin insanlar ısrarla sizi tercih eder? En önemli özellik tabii ki lezzet. Bu lezzetin sırrı, ustanın ismini vermekten çekinmiyorum, Mehmet Usta, bir yerden sonra sır onda diyelim. Ama kısaca hani ayrıntı vermek gerekirse bütün sinirlerini ayıklıyoruz, yağlarını ayıklıyoruz, işte kıkırdak olsun, yani kıpkırmızı çarşaf olana kadar ayıklıyoruz, saatler sürüyor. Tabii onun terbiyesi var, mayası var, marinesi var, yani bayağı uzun bir süreçten geçmeden hazırlayıp takmıyoruz. Şimdi yani Yusuf Bey, benim anladığım kadarıyla öncelikle biz bu işe başlarken bir hedefle başladık. Tabii. Dolayısıyla hedefi yüksek olan insanların mutlaka kaliteyi gözetmesi, dikkat etmesi gerekiyor. Siz bu konuda gerek ürünün kalitesi, gerek hazırlanış safhasındaki çalışmalar, gerekse onların değerleri konuda çok fazla kafanızı yormadan mutlaka müşteri memnuniyetini ön plana alarak hareket ediyorsunuz. Tercih edilme sebeplerinizin büyükçe bir bölümü bu. Aslında siz bu sektöre çok fazla ihtiyacı olan biri değilsiniz. Değeri müşterilerdir zaten. Kesinlikle. Siz bu sektöre çok fazla ihtiyacı olan biri de değilsiniz. Çok farklı sektörlerde de işleriniz var. Eğitimleriniz hala devam ediyor. Eğer ben bu işi yapacaksam en kalitelisini yapmak zorundayım dediniz. Öyle. Bu da sizi diğerlerinden ayıran bana göre en önemli özellik. Tabii bunun yanı sıra insanlarla bir arada olduğunuzda, onlarla kurduğunuz diyaloglar, buraya gelen misafirlerinizle olan ilişkileriniz de sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik diyebiliriz. Şimdi biraz evvel söyledik.
Öncelikle Türkiye'nin birçok noktasında, neden olmasın, Avrupa'da ve dünyanın birçok noktasında da marka değerimize her gün biraz daha arttırarak hizmetler vermek istiyoruz. Bunlarla ilgili sizden kısaca bilgi alacağım, geleceğe yönelik planlarımız. Şöyle söyleyeyim, öncelikle markanın ismi Bekirzade, Türkçe. Yani başta bu sebepten ötürü ülkemizi, evet, doğru temsil ederek dünyanın en merkezi yerlerinde bu lezzeti sunup Türk ismiyle reklam ve marka olmak istiyorum. Yani hedefimiz büyük. Tabii ki. Doğal olarak bu büyük hedefe giderken bugün verilen hizmetin kalitesinden öncelikle asla taviz vermeyeceğiz. Her gün biraz daha kendimizi geliştirip, aynen, müşteri memnuniyetlerimizi daha fazla arttırmak, belki zaman içinde daha fazla insana hitap etmek, bünyemizde daha fazla insan çalıştırmak adına tabii ki projeler bizde var, ama biraz evvel söylediğiniz ismimiz Türk ismi. Ve Türkiye'yi ve markamızı temsil eden bu ismi dünyada doğru tanıtmak ve ona yaraşır hizmetler vermek istiyoruz. Bu çok çok önemli. Bir de ben biraz evvel söyledim, sizi diğer işletmelerden ayıran özellik diye siz bir cümleyle paylaştınız sevgili izleyicilerimizle. Bana göre bunların içerisinde olmazsa olmazlardan, ki siz bugüne kadar reklam yapmayan bir işletmesiniz. En önemlisi müşteri memnuniyeti. Sizden duyduğum memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak bugüne kadar portföyünüz oluşturmuş ve şu an bizi izleyen belki binlerce değerli izleyicimiz de bulunmakta. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Beni müşteriler tabii ki çok seviyorum, sayıyorum. Hepsine inanılmaz değer veriyorum. Ama beni en çok mutlu eden şey, ilk defa gelen bir müşteri normal yedikten sonra, tadına baktıktan sonra evine, ailesine paket götürüyor. Çok bu, çok hoş. Bu beni inanılmaz mutlu eden bir şey. Yani en sevdikleriyle en sevdiği şeyi paylaşmak istiyor insanlar. Burada yedikten sonra buradan alıp onlara da götürmek, onların da bunu yemesini istiyorlar. Bu da sizi son derece keyiflendiren, haz duyduğunuz şeylerden biri. Bu umuyorum ve diliyorum ömür boyu bu şekilde devam eder. Aslında burada verdiğiniz hizmetleri bu kadar kısa zamanda değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız, kabul edersiniz ki, yok. Ancak bu yoğunluk içerisinde bizler için ayırdığınız değerli dakikalara ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. Başarılarınız daim, kazancınız, rızkınız, bereketiniz bol olsun. Hedeflerinize en kısa zamanda istediğiniz kaliteyle ulaşmanız bizlerin de dileği diyorum. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz, sizlere İstanbul, İstanbul Cevizli Bağ ve sektörün yıldız firması Bekirzade Gıda Anonim Şirketi'nin Dönerci Bekirzade firmasından seslendiğimizi söylemiştik. Bölgede mutlak görülmesi gereken bir işletme olarak bizler de size burayı tavsiye ediyoruz. Uzun yılların tecrübesi, çalışan profesyonel kadrosu, verilen kaliteli hizmetleri ve damak tadıyla mutlak görülmesi gereken bir işletme. Zaten verilen hizmet kalitesi, çalışan kadro, ürün ve kendini görüp tanıdığınızda çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere Dönerci Bekirzade'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz efendim.